her biri gerçekten çok uzun yıllara imzasını atmış. Hani klasik diyebileceğimiz, başyapıt diyebileceğimiz Orhan Gencebay eserleri, Coşkun Sabah eserleri. Sonrasında bir bakıyorsunuz bambaşka, diyorsunuz ki bu şarkı çok güzel bir şarkı ama bu kimin de dediğiniz şarkıların künyesini de az sonra benim anonsumla birlikte sizler de öğrenmiş olacaksınız. Evet, güzel hanımlar yerlerini aldılar ve beyler de yerlerini aldılar. O zaman onlar da geldikten sonra şimdi anonsu yinelemenin tam da zamanı. TRT İstanbul Radyosu'nun o güzel ve eşsiz sesi Mine Geçiriş hepiniz. Huzurla gidiyoruz. Türk Müziği Topluluğu, bir de bizden dinleyin diye çıktıkları bu yolda Orhan Gencebay'ın Neredesin Firuze isimli filmi için bestelemiş olduğu Cemal Safi'nin dizeleriyle bezeli bu şahane eseri sizler için söyleyecek ve diyecek ki ya evde yoksa? Arkadaşlarım Barko Vizyon hazırladılar. Önce şarkının Barko Vizyon'u da izleyeceğiz. Ardından da şarkıdan bahsedeceğim. Tahmin etmesi hiç zor değil. Ferdi Tayfur'un Ben de Özledim Ben de. Alkışlarını da koruruz. Müzik
söyleyince çok daha güzel oluyor bence. O yüzden katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Sırada bir Selam Şahin bestesi var. Selam Şahin'in bu şarkısını kimler söylemedi ki? Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Bülent Ersoy, pek çok yıldız söyledi ama bu akşam bizim yıldızlarımız söylüyor. İdil Ayanoğlu ve Fatih Şener geliyorlar Kıbrıs'a kalıya. Ve o güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Çok kısa olsun söylemeyeceğim. Nasılsınız da söyleyeceksiniz? Thank you.
Yıllar var ki hasretim o, o thank you.
Şaheser çıkmış ortaya. Hatıran yeter. Özlem Acun, Ercan Can Doğan'ın hayat, sesinde hayat buluyor. Yeah.
71 yılında Ömer Lütfi Akad'ın çekmiş olduğu 35 milimlik bir film vardı. Onun ismi de zaten bir teselli verdi. Orhan Gencebay da o filmde başrol oynamak için bir taraftan da hazırlıklarını müzik konusunda işte bu eserle yapmıştı. Alkışlarınız Kerem Ali Özkoç. Yeah.
Cebayt eseriydi ama herhalde bu müziğe sadece arabesk demek çok kolay değil. Dünyadaki öyle sentezlerden faydalanmış ki bir onun kadar, bir o kadar daha başarılı bir isim var. O da Ferdi Tayfur. Bu eserde de bana da söyleyecek solistlerimiz, düet dinleyeceksiniz. Ülkü Aydeniz ve Hakan Öztürk hocam. Thank you.
Thank you.
da yanılmıyorsam çıkan üçüncü solo albümünün adı Ali Tekin Türen'in bu. Bergen tarafından söylenmişti. Benim için üzülme. Alkışlarınızla son istemeyiz. Durduk kahraman. Thank you.
açtım sana bir tane. Açtım her gün. Bir nefes gibi muhtacım. Sevmeye, thank you.
sonuna geldik. Sanıyorum ki bu eseri özellikle çalıştılar ve şeriflerin yine geçiliğe söyleyecekler gibi hissediyorum ben. Yok, bence öyle bir şey yok. Siz de söyleyecek. Öyle mi? Gördüm, sonlandısın diye ne bileyim, çok aydınlatılarından öyle diyeyim dedim. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ankara'nın bir yağmurlu bir günde merhaba dedik bugün. Ama bu yağmurda evlerinizden çıkıp, bizlere kıymet verip, müziğe kıymet verip, kendinize de güzel bir vakit ayırdığınız için bence arkadaşlarım biz de bir alkışlayabilir miyiz sen? Evet, umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu şarkıdan sonra bir 15 dakika dinleneceğiz. Sonra geleceğiz ama yine birbirinden güzel şarkılar sizler için gelecek. Ama o en kıymetli alkışlarınızı ilk önce şu şahane orkestraya istiyorum lütfen. Birbirinden yakışıklı bellere. Ayrıca tabii ki koronun kraliçelerine ve krallarına. Şimdi hep birlikte söylüyoruz. Hazır mıyız? Evet. Bu kadar olmuyor ama. Gerçekten olmuyor. Çok hazırlandık biz. Hazır mıyız? Evet. İşte bu. Bekleyin o zaman. Thank you.
Sözler Şemsettin Polat'a ait Taht Kurgusu kalbi.
Thank you.
Thank you.
ki nasıl bir kalp bıraktın bilir misin sevgilim ardında? Bilir misin dert durur, fırlanır dururuz biz de zaman zaman bu şarkıya. Ama şimdi o güçlü sesiyle Ayşen Doğanay ve Göksel'in Aykut Kuvveti'nde dinliyoruz eseri. Alkışlarım. Thank you.
Cevher klasiği var. Onun arabeskin içerisinde Türk sanat müziği var, Türk halk müziği var, klasik batı müziği var, rock müzik var. Batsın mı dünya diyelim, tam bir klasik ve bu insanlar nasıl çalarlar bilmiyorum. Ama sizler de eşlik edeceksiniz. Solistimiz Türk Erdal Zorun. Çeken gönül
orada. Soru isteriz kadar. Evet, Adnan Ergin'in başyapıtlarından birisi bu. Ve bu şarkıyı Nilüfer'den kulağınıza ses gelecek biliyorum ama sonrasında düzelteceğiz. Kolpa da cover yaptı bunu. Kim derdi ki seninle Nilüfer ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Bir düet Burcu Melek Uludağ ve Semih Nazmi Özcan'a. Thank you.
yalnız. Evet, Kurhan Bayar'ın bestesi Tahir Peker'in şiirine Türk ve yapım şahitler çıkmış ortaya. İbrahim Han Demirci bu süre. Yalnızım, yalnızım, yalnızım.
dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan, düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım Thank you.
Çok mutluyum ama bu gecenin asıl mimarı ve bu güzel şirketin sahibi, yönetim kurulu başkanı ve bence eğer ilk günden bir konserlerimize geliyorsanız görmüşsünüzdür. Çok güzel Anlayan'ın besteleri, şarkıları yaptık. Sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık tangolarla, kantolarla ve gönlümüzdeki şarkılar programları yaptık. Türk müziğine de olabildiğince emek vermeye, zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bu da değişik bir konseptti. Ama bunları bize yaşatan, bu güzel sahnede bizlerle sizleri birleştiren ve gerçekten kültürüne sahip çıkan Emre Özden'e kocaman bravo. Ama biliyorum şimdi o bana kızıyor, bozuluyor böyle diyeceğim diye ama Emre Özden'in aramızda kalsın. Şurada ne biz 3-5 kişiyiz işte. Öyle güzel sesi var ki. Genetik diyor. Mecdat teyze yok, onu istiyorum ama. Beni kırma, hadi gel. O çok sever, baharı bekleyen kurular gibi. Ama bu kadar akşam öyle geldim. Çok güzel bir aile olduğunuza inanıyorum. Gerçekten. Ama ben biliyorum. Çünkü biz kendi kendimize meşk ediyoruz, evde oturuyoruz, söylüyoruz. Gerçekten harika bir sesi var. Ben de istiyorum ki niye? Dinleyicilerimiz de duysunlar. Haksız mıyım? O zaman bana bekleyen kumular gibi. Hadi o zaman. Alkışlar Emre Özden'e geliyor. Yanakları
şarkı okun dudaklarımda. Senin ismini dinlerim durdum. Senin aşkını gösterim. Senin aşkını söyledim. Madem ben sahneye çıktım, evet. Kapanış konuşmamı verdim mi? Bence de. Gideyim artık. Ya açsam Ayşen. Ayşen, gideyim mi Ayşen? Ben sonuna geçecektim. Şimdi ben de size arabesk yapayım istiyorsanız ama bu tabii müzik arabesk benim uzmanlıklarım değil. Ben size bilimle arabesk yapayım. Şimdi dünyamız 4,5 milyar yaşında. En iyi ihtimalle 2 milyar yıl daha ömrümüz var. Yaşamın ömrü var sadece bizim değil. Yaşamın ömrü var. 2 milyar yıl sonra bizim enerji kaynağımız olan güneş patlayacak ve bütün yaşam yok olacak. Yani bütün güneş sistemi dediğimiz şeyde, biz dünyada biliyoruz ama başka işte gezegenler var mı bilmiyoruz tam olarak, o da yok olacak. Dünyamız şu anda 4,5 milyar yaşında. 4,5 milyar yaşıyla işte ortalama işte biraz erişkin gibi bir şey oluyor. İşte 6,5 milyar yaşayacağını şey yaparsak, öngörürsek. İnsan ömrüyle kıyasladığımızda insanda işte tabii hanımlar her zaman daha fazla yaşıyor. Erkekler 71, kadınlar 73 yaşıyor ortalama. Bir orantı yapıyorsunuz böyle pıt pıt pıt. Çok basit yani doğru. Lineer çevir. 12 saniye falan yaşıyoruz. Yaşadığımız 12 saniyenin ben hesapladım biraz önce oturduğum yerde. Sadece 2 milisaniyesini ayırdınız. 2 milisaniye 1 saniyenin binde birinin 2 katı oluyor. Umarım bu 2 milisaniyeniz iyi geçmiştir. Onu söylemek istiyorum. Hocam programı çalışıyor. Yok yok, sizin matematik kafanız aslında çalışıyor işte. Sizin matematik dediğiniz şey, müzik dediğiniz şey aslında. Biz gerçekten, bunu bana matematik öğretmeni üniversite 1. sınıfta öğretmişti. Müzik bir duyu ve bu duyunun matematiksel karşılığı olan tek duyu aslında, logaritma. Logaritma eşittir müzik. Şimdi her şeyden önce biz bu konseri vermek için 5 aydır çalışıyoruz. Bütün gücümüzle. Bu 5 ay boyunca bizi hiçbir zaman ekmeyen, hiçbir zaman bahaneler uydurmayan, anlamsız bahaneler hiç uydurmayan şefim İzmir'e geçti diye kocaman bir alkışlayacağım. Çalışmalarımızda bize eşlik eden sazende arkadaşların tamamına teşekkür ederim. Ve bu çalışmalara gerçekten büyük bir özveriyle katılmaya dikkat eden bu değerli korist arkadaşlarım için büyük bir alkışlar diliyorum. Organizasyonumuzda büyük emekleri olan Hicran Hanım'a, kardeşim Erdem Özden'e, eşim Gül Hanım'a sonsuz teşekkür ederim. Senem Özden'e sonsuz teşekkür ederim. Sizi boğmayacağım, video titri ne yapıyor falan filan diye yazın Google'a. Video titri ne yaptığını zaten görürsünüz. Videolar, videolar, üstü bir şeyler var, bakarsınız. Bizim tek yapacağımız şey, sanatı ve sanatçıyı bundan sonra da bütün gücümüzle desteklemek olacak. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizi yalnız bırakmayan Yasemin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Tüm seyircilerimiz ve koristlerimiz adına bu çiçeği bizden kabul edersiniz. Çok teşekkür ederiz. Yasemin Hanım, siz de bizi yalnız bırakmayınız. Yol mu çok uzun? Tamam ben çiçeğini getiririm seni. Ben alıyorum Ciran adına. Gel bakalım. Lütfen.
Hicran'ın bizim koromuzun gerçekten management unit tarafını tamamen üstlenen ve sırtlanan neferimiz. Bir alkışın için kocaman bir yardım. Bize de tanıyan. Nice başarıları inşallah. O zaman mikrofonu ben tekrar sahibine devrediyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Gerçekten bu zor, hava sıkıntı Ankara akşamında bize vakit ayırdınız, geldiniz. Var olun. Çok sağ olun. Evet, ben de özgürlüğüne hissiyatı diyorum ben bize de. Söylemiyorum da. Neyse, telaffuzda olabilir. Evet, Yasemin Hanımcığım, oturuyorsunuz orada. Ne yapacağız? Bende mi sıra? Evet. Efendim? Efendim? Doktor mu? Doktor dedi, eyvah! Bilmedim. Peki. Tamam, peki doktormuş. Değiştik. Sil. Ama şöyle eşliklerinizi bekliyorum. Belki şöyle telefon ışıklarınızı şöyle yakarsınız, ben de biliyorum şu salonun güzelliğini.
Çünkü ben uzaktan izliyor olsam da onlar çok önemli bir emek sarf ediyorlar uzun zamandır. Ve sizin varlığınızla gerçekten taçlandı, ayaklarınıza sağlık. Ben çok sizlerle birlikte olduğum için, yine geçili konseri sunduğum için büyük bir kıvanç duydum. İnşallah başkalarıyla tekrar buluşalım diyoruz. Bir gülüm benim var, bir de malim var. Ben de geçiyorum, onlar eşlik edeceğim. İyi akşamlar.
Thank you.